Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü programımızda masal konusunu işleyeceğiz. Konuğumuz Profesör Doktor Esma Şimşek. Hocam hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben öncelikle beni bu şartlarda öğrencilerle buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü benim için en önemli olan şey üniversitede akademisyen olmada. Tamam, görevimiz çalışma yapmak, araştırma yapmak, yayın yapmak, yeni şeyler bulmak ama ben bütün bunların ötesinde öğrencilerle ders yapmayı çok seviyorum. Yani benim yoğun zamanımda, yorgun zamanımda, stresli zamanımda, üzüntülü zamanımda öğrencilerin gözlerine baktığımda her şeyi unuturum. Yani şu anda sadece sizi görüyorum ama sizin gözünüzde de muhtemelen Bartın Üniversitesi'nin yüksek lisans doktoraya birçok öğrencisi var. Bu sebeple size teşekkür ediyorum. Sağlıklı yarınlar diliyorum maalesef. Olumsuz günler geçiriyoruz. İnşallah masallarda olduğu gibi, biliyorsunuz masalların başı olumsuzluklarla evet. Başlar. Sonra mutlu sonla biter hemen hepsi. Evet. Masallarda olduğu gibi biz de bunların hepsini atlatacağız. Şu anda erginleşme sürecini yaşıyoruz diyelim. Masallardaki çileler bizi olgunlaştıracak, mücadele edeceğiz. Ve sonrasında eminim ki güzel, aydınlık yarınlarda birlikte olacağız. Tabii sevgili öğrencilerime bir şey daha söylemek istiyorum. Bartın Üniversitesi ile beni birleştiren hep masallar oldu. Bundan birkaç yıl önce Bartın Üniversitesi bir sempozyum düzenlemişti. Benim oraya katılış sebebim de masal toplum edebiyat ilişkisiydi. Edebiyat ve toplum sempozyumunda. Masal toplum ilişkisini değerlendirmiştim. Bugün yine size masalları anlatıyorum. Ama gerçekten masallar çok önemli. Bir kere, iki kere anlatmakla bitmeyecek bir tür diye düşünüyorum. Evet. Öncelikle çok teşekkür ederiz tabii bu yoğunluğunuzun arasında bize vakit ayırdınız. Şeref verdiniz konuğumuz olarak. Diğer taraftan evet bizler de öğrenciniz. Ben de her ne kadar yüz yüze olmasa da eserlerinizden öğrenciniz olduk. Uzaktan öğrenciniz olduk. Ben de öyle görüyorum sizi. Evet, çok sağ olun hocam. Evet. Dolayısıyla da sizin bilgi birikiminiz, yapmış olduğunuz çalışmalar özellikle masal alanında, tabii ki halk edebiyatı alanında ama ben özellikle doktora tezimde de çok faydalandığım evet. için sizi yıllardır hep tanıdığım, hocam olarak gördüğüm ama yeni yüz yüze tanışma şerefine evet. nail olduk. O yüzden ben de kendimi şanslı sayıyorum bu anlamda. Teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra daha sık görüşeceğiz. İnşallah, inşallah hocam. Tabii kötü şeyler dediğiniz gibi masallarda da kötülüklerle başlıyor ama devamında güzel, mutlu sonla bitiyor. İnşallah koronanın da ben de dileğinize katılıyorum. Bu koronanın kötü başlayıp böyle güzel vesilelerle devam edip mutlu sonla inşallah yüz yüze karşılıklı bir şekilde ellerinizi öperek dersler yapmayı da inşallah görürüz. Allah bize nasip eder diyelim. İnşallah. Ben masallarla ilgili çalışmalara baktığımız zaman masal sözcüğünün tanımlanması ile ilgili Avrupa'da yazılı kaynaklarda 1697'lere kadar gidiyoruz. İşte Fransa'da masal günlerinin yazılı anlamda toplanıldığını Madame Donne'in yazılarından takip ediyoruz. Orada masal sözcüğü daha çok tabii olağanüstü masallar için, peri masalları için kullanılmış ama akademik anlamda da masalı biraz romantik milliyetçilik Avrupa'da yayılan akımıyla beraber özellikle Jacob ve William Grimm kardeşlerin 1812 yılında çalışmaya başlamaları sonucunda yazmış oldukları Çocuk ve Ev Halkına Masallar Kinderabend Volksmärchen da başlatabiliriz değil mi hocam? Tabii. Akademik tabii. anlamda. Evet. Ve evet. akabinde de masallara olan ilgi bilimsel anlamda devam etti. Türkiye'de de buna benzer ama bir yüzyıl sonra 1900'lerde özellikle 1911-1912'lerde işte Ziya Gökalp'le başlayan masallara olan ilgi Pertev Nail Boratav hocayla bilimsel akademik seviyeye ulaştı. Sonrasında hocam sizler anlatır mısınız? Sonrasında nasıl akademik çalışmalar oldu?
Evet, peki. Yani siz zaten genel bir altyapıyı oluşturdunuz. Türkiye'deki çalışmalardan bahsetmemi istiyorsunuz sanırım. Evet. Evet, Ziya Gökalp'in burada adını illaki zikretmemiz gerekiyor. Gerçekten masal üzerine önemli çalışmalar yapmış, yapmakla kalmamış masalların derlenmesi konusunda insanları yönlendirmiş. Kimlerden derlenmesi gerektiğini, mesela bir yazı, hani bir sosyolog çıkıyor, masallar nasıl derlenmelidir diye bir yazı yazıyor. Evet. Yani burada herkesten alınmayacağını, ocaktan yetişme masalların derleneceğini, yani herkes bilebilir ama herkes aynı güzellikte anlatamaz. O yüzden geleneği bilen kişilerden masalların derlenmesi gerektiğini ifade eder. Ve sonrasında yani metin kökenli, metne dayalı çeşitli araştırmalar yapılır. Mesela hep adını unuturuz. Hani Pertemnay Boratam'ı zikrediyoruz ama masal konusunda ilk doktor Mehmet Tuğrul'dur. Mehmet Turun. Malatya'da ama hani nedir? Sadece masal değil çalışmasının Halk adı. edebiyatı. Halk edebiyatı derlemeleri. Orada mesela ilk masalları derleyip akademik çalışma yapan isimlerden birisi Mehmet Tuğrul. Sonrasında Pertemnaylı Boratav gelir. Ardından Atatürk Üniversitesi'ne gidiyoruz Erzurum'da ve ilk masal çalışmaları burada Profesör Doktor Saim Sakıoğlu ve Profesör Doktor Umay Günay Hanım tarafından yapılmıştır. Yani Saim Bey Gümüşhane ve Bayburt. Önce Gümüşhane masallarıydı biliyorsunuz. Tezin adı Evet. Gümüşhane masallarına metin toplama ve tahlil ama Bayburt'un il olması hasebiyle sonrasında adı değişti. Gümüşhane ve Bayburt masalları oldu. Umay Günay Hanım Elazığ masallarını, yani benim bulunduğum üniversiteyle bağlantılı olarak, bulunduğum mekanla bağlantılı olarak Elazığ masallarını derledi ve prop metodunu uyguladı bu masallarına. Tabii prop metodunun diğer çalışmalardan farkı sadece peri masallarına uygulanması, olağanüstü masallara uygulanması. Burada üç masal çalışması önemli. Üçüncü masalda yine değerli hocamız Profesör Doktor rahmetli oldu, Profesör Doktor Bilge Seyidoğlu tarafından Erzurum masalları üzerine Evet, yapılmıştı. Ve tamam. bunlara, bu çalışmaları yaptıran da alanı yeni Türk edebiyatı olmasına rağmen halk edebiyatı üzerine önemli çalışmalar yapan Mehmet Kaplan'dır. Yani Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne gidip orada halk edebiyatı kürsüsünü kurduktan sonra burada bulunan hocalarımızı halk edebiyatı alanına yönlendirmiş. İşte bu üç hocamıza da özellikle masal konusunu vermiştir. Her biri, yani genelde sayıda 70 masal üzerinedir. Sadece Bilge Hanım'ın sanırım 71 masal, Saim Bey ve Umay Hanım'ın 70'er masal üzerinden. Evet. Biri motif açısından değerlendirmişti. Bilge Hanım da motif indekse göre değerlendirmeler var. Umay Hanım prop metodunu uygulanmış. Saim Bey temler üzerine ve tarihi coğrafi metoda göre yayılma alanında göz önüne alarak çalışmalar yapmış. Ardından masal çalışmaları biraz daha yaygınlaştı. Mesela Ziyad Abdülmecit Akkoyunlu, o da Binbir Gece masallarını değerlendirdi. Sonra benim doktora hocam, Saim Bey'in ilk doktor öğrencisi benim de doktora hocam, rahmetli Profesör Doktor Ali Berat Evet, Altekin de Allah Taşeli masallarını bu şekliyle, Taşeli Platosu masallarında motif ve tip araştırmasıdır doktora tezindeki adı. Sonra Taşeli Masallar diye kitap olarak da yayınlandı. Hocamın o çalışması yine motif indeks açısından hem özetleri, formelleri ve motif indeks açısından değerlendirilişi var. Hocam beni yönlendirdi. Doğrusu öğrencilerim de bilmesi açısından, sizin öğrencilerinizin de bilmesi açısından evet. açıklamak istiyorum. Benim niyetim hiç masal çalışmak değildi, onu söyleyeyim. Dedim ki hocam ben Elazığ'dayım, memleketim işte Adana. Gidip orada derleme yapmam zor olur. Burayı da Umay Hanım yapmış. Ben dedim masa başı bir çalışma yapayım, kaynaklardan motif çalışması. Tabii hocaların sözü önemli ve genellikle insanları kaçtığı şeye yönlendirir. Masallarda da o vardır. Hani korkunun üzerine gitme vardır. Hani masallarda vardı ya, hani iki yol vardır. Biri giden gelir yolu, biri giden gelmez yolu, bir üçüncü yol varsa o da ya gelir ya gelmezdir. Kahraman nereye gider? Giden gelmez yoluna Evet. gider. Hocam dedi ki hayır, sana hiçbir seçenek bırakmıyorum. Gideceksin, masal derleyeceksin. Ve hocam Allah rahmet eylesin, İyi ki gitmişim. Masalları derledikten sonra masalların bir hazine olduğunu gördüm. Yani gerçekten çok önemli imiş.
Evet, bunun dışında daha birçok masal çalışması var. Ben hocamdan gelip kendime getirdim ama bu arada yapılan işte Konya masallarını Seyit Emiroğlu yaptı. Isparta masallarını Mehmet Özçelik Bey yaptı. Halil Altay Göden'in yine masal çalışması var. Niğde masallarını Nedim Bey yaptı, Nedim Bakırcı Bey. Çukurova masallarını, ben Yukarı Çukurova masallarında motif etip araştırması adıyla Olarak dört da bölgeyi yayınlanmış aldım. zaten. Kadirli, Osmaniye, Kozan ve Ceyhan ve bu adla da zaten yayınlandı. Sonra Adana Masalları diye bir arkadaşımızın daha tam ismini şimdi çıkaramıyorum. Melek Ketre. O da Adana Masallarını yaptı. Yani bu şekliyle aslında Kayseri Masalları yüksek lisans tezi olarak hazırlandı Rasim Deniz tarafından. Malatya Masallarını Mehmet Yardımcı yaptı. Bingöl Masallarını benim bir doktora öğrencim yine Okan Alay hazırladı. Van Masalları Yılmaz Önay tarafından. Gaziantep Masalları bunlar hep danışmanım da Sayın Bey. Gaziantep Masallarını Behiye Köksel Hanım yaptı. Bunun dışında yine yani aslında hemen hemen her ilimizin masalları yapıldı bu şekilde. Yani şu anda hepsi bir anda aklıma gelmiyor ama çoğu yapıldı. Yapılmayanlar da sevgili öğrencilerimizi bekliyor. Onlar yapacaklar bundan sonrasını. Mesela Erzincan masallarının Ruhi Karabey yine güzel bir çalışma. O yaptı. Bunun gibi birçok yörenin çalışması yapıldı. Hani Balıkesir yine yapılan çalışmalar. Muğla masallarını Naci Bey yine yani kitap olarak, tez olarak değil de kitap olarak hazırladı. Bunun gibi yani Ege'yi, İç Anadolu, Doğu Anadolu hemen her bölgenin, Karadeniz yöresinin masalları derlendi. Değerlendi ve hazine olarak da en azından akan nehirden bir tas su aldık. Bu çok önemli. Burada İbrahim'e bir şeyi söylemek istiyorum. Ben genellikle herhangi bir çalışma yaptıktan sonra kendi kendimi tenkit ederim. Okuyucularımın beni tenkit etmesini çok isterim. Yani burası yani bana çok güzel olmuş demeyin. Yani eksikleri nerede? Tezimi tamamladıktan sonra tabii o zaman görmüyorsun. Öğrenci psikolojisiyle kendine göre güzel bir şey yaptığını düşünüyorsun. Ha, ben ne yaptım? Motiflerini çıkardım. Motif indekse göre benzerlerini karşılaştırdım. Formellerini buldum. İşte özetlerini verdim. Sonra metinleri bölge ağız özelliklerine bağlı olarak. Ama sonrasında biraz hani insan öğrendikçe hiçbir şey bilmediğini fark ediyor. Masal konusunda da hani ben bununla Çukurova masallarının her şeyini yaptım diye düşünmüştüm. Sonra dedim ki ya bir tek metinleri koymuşum ben orada hiçbir şey yok. Yani keşke inceleyebilseydim, zamanım el verseydi, onları farklı açılardan değerlendirseydim, inceleseydim dedim. Ama sonrasında baktım ki bugün artık o masallar yok. Aslında biz sizlere büyük bir hizmette bulunmuşuz. Büyük bir Artık biz hizmet bıraktı. metinleri derledik. Her bir çalışmada doktora da 70'er masal, yüksek lisans tezlerinde genellikle 50-60 masal vardır. Alın size malzeme. Yani bunları incelemek, değerlendirmek de bundan sonra genç neslin işi. Çünkü bugün gittiğimizde biz bu masalları artık bulamıyoruz. Bulsak bile Nasrettin Hoca'nın suyunun suyu hesabı çok kısalmış metinler. Yani çoğu artık anlatmıyor. Evet hocam. Çok Evet. haklısınız. Bu anlamda da geçen programımızda da Evrim Ölçer hocamla masal anlatıcılığı üzerine konuşuyorduk. Orada da tam sizin dediğiniz şeye değindik aslında. Öğrendikçe hiçbir şey bilmediğimizi fark ettik dedik ve Evet. gerçekten masal derlemelerinin öneminden de bahsetmiştik. Doğru. Görüyorsunuz Lehçetül Hakayık da Arif'in tarifi için hiçbir şey bilmediğini bilen kişi derler. Çok güzel bir tanım, evet. Evet. Zaten hocam Avrupa'da da baktığımız zaman masal çalışmalarının tarihini şöyle şey yapabiliriz. Üç basit şekilde sınıflandırabiliriz yani. Birincisi derleme kısmı. Yani Evet. malzemeyi elde etme. İkincisi tasnif sınıflandırma. Üçüncüsü de metnin çözümlenmesi, incelenmesi. Zaten Evet. masal kuramları dediğimiz şey de orada ortaya çıkıyor. Üçüncü evrede ortaya çıkıyor. Diğer taraftan siz de üçüncü kuşaksınız masal çalışmalarında. Aslında tevafuk mu diyelim bilmiyorum. Avrupa'da da halk biliminin çalışmaları kısmen her ne kadar özelde dedik ki Grimm kardeşler masalın çalışmalarını başlatmış ama aslında folklor disiplininin de çalışmalarının kökeni masal. Şimdi bize geliyoruz. Borat'tan sonra bir kesinti oluyor halk edebiyatı Mehmet Kaplan'a kadar. Halk Evet. edebiyatı çeşitli nedenlerden dolayı üniversitelerde okutulmuyor. Ama sonraki süreçte Türk Dil Edebiyatı bölümü Erzurum'da
bir Mehmet Kaplan Hoca sağ olsun, Allah razı olsun, halk edebiyatı derslerine, Türk Dili Edebiyatı'nın bölümüne entegre edip orada işte birinci kuşak, yani aslında yeniden doğuş, yine masalla, böyle hani çok sembolik bir şey galiba gibi, ya da ben mi öyle algılıyorum bilmiyorum. İşte Saim Hoca, Umay Hoca, Bilgi Hoca birinci kuşakta, ikinci kuşakta Ali Berat hocalar var, üçüncü kuşakta da siz varsınız. Yani hani ne kadar değerli çalışmalar yaptınız. Hoca öğrenci ilişkisi olarak da zaten üç kuşağı oluşturuyoruz biliyorsunuz. Evet. Saim Bey'in ilk doktor öğrencisi Ali Bey, Ali Bey'in ilk doktor öğrencisi benim. Üçümüz de masal üzerine çalıştık. Evet. Bu da çok hani Türkiye'deki folklor çalışmalarının masalla başlaması aslında. Evet. Aynı zamanda Avrupa'daki folklor çalışmalarının masalla çalışması çok böyle birbirine paralel. Yani aklın yolu birdir İbrahim Bey. Evet. Yani o yüzden metin olmadan bir şey yapılmıyor. Hı-hı. Hani yine Mehmet Kaplan'dan bahsettik. Mesela Mehmet Kaplan der ki edebiyatın temeli metindir. Metin okunmadan hiçbir şey anlaşılmaz. O yüzden ben sevgili öğrencilerimize de aynı şeyi öneriyorum. Lütfen bir masalı öğrenmek istiyorsanız, bir hikayeyi öğrenmek istiyorsanız, bir destanı öğrenmek istiyorsanız, hatta fıkrayı, yani bilimsel anlamda öğrenmek istiyorsanız metinle başlayacaksınız. Metin okuyacaksınız, bilgileri bu metnin üzerine ekleyeceksiniz sonrasında. Yani çok benim düşüncem temel metin. Mesleğe ilk başladığımda, ilk derslere girdiğimde şeyi fark ettim. Hep böyle teorik bilgiler veriyorum. Teorik bilgiler yani hani iyi anlatmak, işte iyi öğretmek adına. Ama sonrasında birazcık hani daha henüz biz yeniyiz gerçi hocam. Her ne kadar 10. yılda olsa akademide daha yeni çıraklar olarak şunu fark yani ettiğim zaman... Hiçbir zaman eskimiyoruz İbrahim Bey. Hep yeni yeni öğreneceğimiz şeyler evet. çıkıyor. Evet, ben de yeniyim. Ben de yeniyim. Evet hocam. Evet. Haklısınız. Öğrendikçe şunu fark ettim. Yani örnek olmadan, metin olmadan anlattığınız kuramlar yani uygulama kısmı evet. olmadan havada kalıyor. Ve öğrencinin ya da anlattığınız her şey unutuluyor gidiyor. Metin olmalı. Ben mesela masala geçeceğim zaman öğrencilere diyorum mutlaka masal okuyarak gelin dersi. Yani benim anlattıklarımı yerine oturtmak istiyorsanız zihninizde masal okuyarak gelin ki hani ezberlemeyin. Masalda şu devler vardır, masalda periler vardır, masallarda şu vardır ezberlemeyin. Ha benim okuduğum masalda da bu buradaydı diyerek yerine oturtun. Gerçi hani bunları söylüyoruz ama tabii Bartın Üniversitesi'nin öğrencileri çok daha özeldir. Bizimkiler hep sınav gecesine bırakıyorlar masal okumayı da. Ondan sonra da bazı şeyler birbirine karışıyor. Yok hocam. Ama şimdiden öneririm. Evet. Yani o sihirli bir, büyülü bir gecedir o sınav evet. gecesi. Her şey öğreniliyor o gecede. Evet. Hocam masalların birazcık da sembolik anlamlarından bahsedebilir miyiz? Evet. Zaten masal her şeyiyle bence sembolik anlamlarla yüklü metinlerdir. Ve bu yönüyle de adeta derin bir deryadır. Oradaki her şeyin ben sembolik bir anlamının, ikinci bir anlamının olduğunu düşünüyorum. Hatta masalın tanımı diye başta konuşmuştuk ama herhalde kaldı. Mesela masal nedir? İki şekilde tanımlayabiliriz. Bana göre birincisi gerçek hayatın sembollerle dışa vurumudur. Gerçek hayatın sembollerle dışa vurumudur. Daha uzun tanım var, benim kitapta da var. Oradan bakarsınız, her arkadaşımız farklı tanımlar yapıyor. Yani böylece gerçek hayatla iç içe olduğunu görüyoruz. Ama masal okuduğumuzda işte perilerin macerası, devlerin macerası, yedi başlı ejderhaları görüyorsunuz. Bu şekliyle düşündüğümüzde tamam, hayal mahsulüdür. Ama ben masallara hayal mahsulü denmesine de karşıyım. Diyeceksiniz hocam sizin tanımda da var. O zaman tezimi hazırlarken yapmıştım. Dediğim gibi her okudukça yeni şeyler görüyorsunuz. Ve gerçekten formellerden tutunuz da masaldaki tiplere, olaylara kadar her şeyin sembolik bir anlamı var. Mesela oradaki padişahı biz padişah olarak görmeyelim. O bir otoritedir. Yani güçtür, otoritedir. Toplum üzerine etkisi olan bir güçtür. Bir yerde padişah diye anlatılır, dikkat edin. Başka bir yerde ağadır. Bir başka yerde validir. Belediye başkanıdır. Yani anlatıcı kendi bilgi birikimine göre onu değiştirebilir. Onun için yani padişahın oğlu, padişahın kızı mesela genellikle üç oğlu vardır. Evet. Hiç düşündünüz mü? Birinci başaramaz verilen görevi, ikinci başaramaz, üçüncü başarır. Bütün masallarda en küçük olan, yedi tane de olsa çocuk
Ben ailenin en büyüğüm, en tembeli benim. Başarısızı, beceriksizi benim o zaman. Böyle mi düşünmek lazım? Ailelerde işte büyükler başarısız, küçükler başarılı mıdır? Hayır, yani bizdeki üçleme kuralı var. Yani bir anda her şey olmuyor. Yani hani bir hatır, iki hatır veya çekirge bir sıçrar, iki sıçrar misalinde olduğu gibi üçleme kuralı. Birinci defada yapamaz, ikinci defada yapamaz, üçüncü defada yapar. Tabii üçüncü defada en küçüğe denk geldiği için şanslı olan en küçük oluyor. Yani bu şekliyle mesela sembolik anlamda işte üvey kardeşler vardır. Üvey anne, üvey kız kardeş. Yani kötülüğü, zulmü ifade eder. Şimdi ak saçlı ihtiyar dediğimizde hemen ilk akla gelen nedir? Tecrübesidir, bilgeliğidir, yol göstericiliğidir. Yani ihtiyar, yaşlı kadın. Ama yaşlı kadının yerine biz koca karı dersek iş değişir. Koca karı da olumlu bir şey yoktur. Olumsuzluğu ifade eder. Yani bunun gibi birçok tipi bu şekilde semboliktir. Olaylar semboliktir. Oradaki her çeşit olayı sembolik anlamda düşünebiliriz. Mesela üç karpuz var sembolik anlamda ifade edilen, onu düşündünüz mü bilmiyorum veya denk geldi mi size. Padişah ülkenin işleri uğraşırken kızları ihmal eder. Üç kızı vardır orada da. Üç kız babalarına birer tane karpuz götürürler. Büyük kızın götürdüğü karpuz içi geçmiştir. Artık yenecek hali kalmamıştır. İkincinin götürdüğü, ortancanın götürdüğü geçti, geçecektir. Üçüncünün götürdüğü ise tam kıvamındadır. Padişah anlamaz, vezirine sorar. Der ki, ya bu ne demek istediler? Yani ben bunlardan karpuz istememiştim. Der ki efendim, büyük kız, siz kızları ihmal ettiniz. Büyük kız diyor ki artık benim vaktim geçti. Evlenmedi. Ortanca diyor ki eğer işte elini çabuk tutmazsan benim de geçiyor. Küçük tam vakti, işte hani artık benim evlenme vaktim geldi. Veya hani ölüme mahkum edilen birisi için babanın veya otorite ismin, işte bunu öldüreceksin, kanlı gömleğini bana getireceksin. Burada da sembolik anlamlar vardır. Ama bütün bunlar hani parça parça her bir tarafa bırakalım. Genel anlamda masaldaki sembolik anlatımı şöyle diyebiliriz. Yani genel anlam birçok masalda nedir? Hiçbir şey kolay elde edilmeyecek. İşte günlük hayatımızda başta da söylediğimiz gibi. Yani bir insan bir şeyi kolay elde edemez. Masalın girişinde de kahramana, bu kahraman için böyle bir mesaj verilir. Başlangıçta hep kötü kahraman veya kahramanın karşısındaki kötü kişi başarılı görülür. O mücadele eder, hayatı tehlikeye girer, sıkıntılar içerisinde kalır, ölümle yüz yüze gelir. Ama en sonunda ne olur? Büyük mücadelelerden sonra ne yapar? Kötüleri alt eder ve iyi olan başarır. Yani bu bir nevi işte Joseph Campbell'ın Kahramanın Sonsuz Yolculuğu diye bir eseri var. Onu okumanızı evet. isterim. Masallara çok güzel uyar oradaki metotlar. Yani önce bir evet. Yolculuğunu anlattı. Evet. Ha, yolculuk. İşte serüvene çağrı vardır. Sonra erginleşme süreci. Erginleşme de hep acılarladır. O yüzden başımıza bir sıkıntı geldiğinde üzülmeyelim arkadaşlar. Bizi erginleştiriyor. İnsanı kamil olma yolundaki bizim direncimizi ölçüyor. Mücadele etmemizi işte sınıyor. Ve orada da kahraman işte başlangıçta benlik olarak yarımdır, eksiktir, tam değildir. Hatta hamdır. Ve bu acılarla yoğrularak masalın sonunda ne olur? İnsanı kamil olarak döner. Evet. Ve masalın sonucu bu şekildedir. Kahraman evet. erginlenme yolculuğunda da yine üçleme kuralını görüyoruz hocam. Kahraman mutlaka her zaman üç tane zorlu görevden geçiyor. Yani ona üç evet. tane zorlu görev veriliyor. Bu üçünü başarıyla elde ettikten sonra ancak masal kahramanı, yani eş kahramanı, kadınsa erkek, erkekse kadın, ona kavuşabiliyor. Evet. Evet, yani bunlar var. Yani orada da genelde dediğiniz gibi üçlemedir ve hepsinden başarıyla çıkar. Mesela bunun dışında benim en çok beğendiğim taraflarından birisi, masallarda insan sevgisini, insan haklarına saygıyı o kadar güzel bir şekilde görüyoruz ki. Ama bunu masal dünyası içerisinde okuyup geçersek fark etmeyiz. Nedir? Sembolik anlamlarını çözdüğümüzde görüyoruz. Mesela Keloğlan kimle evleniyor masallarda? Padişahın kızıyla. Ama şimdi bizim çevremizde bile düşünün. Hadi canım her şey dengi dengine. Davul bile dengi dengine diye çalar. Hiç
Keloğlan padişahın kızıyla evlenir mi? Nitekim masalının başlangıcı da öyledir. Mesela Keloğlan anasına der ki git bana padişahın kızını iste. Annesi oğlum delirdin mi? Padişah kızını bize verir mi? Der. Hayır sen git iste der. Gerisine karışma. Mesela kapıya gittiğinde yine güzel bir şey var. Yani konudan konuya geçiyorum ama yani derin derya dedim ya ben masal konusu olunca susamıyorum bir türlü. Mesela masalın girişinde iskemleler vardır. Taş diye de anlatılır. Evet. Değil mi? Mesela iki veya üç iskemle vardır. Sandalye diyelim hadi. Dünür sandalyesi, istek sandalyesi, bazen bir de yolcu sandalyesi olur. Bu bana hep şeyi hatırladı. Bankaya gidince hani memurlarla konuşmada ne yapmak istiyorsak numara alıyoruz ya. Yani asırlarca önce bizim masalımızda bu uygulanıyor. Konuşmadan sandalyeye oturuyorsun, ne demek istediğini ifade ediyorsun. Bizim bankadaki veya hastanedeki bu işlemler daha yeni yeni yani bir 10-15 yıl öncesinden başladı. Yani masalların gerçek hayatla bağlantısını da buradan görebiliriz. İşte Keloğlan'a nasıl gider? Dünür sandalyesine oturur. Tabii oradaki görevliler de anlam veremez. Derler ki herhalde yanlış oturdu. Yani olsa olsa Keloğlan nasıl bizden bir şey yardım isteyecektir. Giderler yanlış yere oturdu. Yok der. Ben padişahın kızını istemeye geldim. Ama yani mesela orada görevler sen kim oluyorsun da padişahın kızını istiyorsun demezler. Ne yaparlar? Madem öyle buyur derler ve alırlar padişahın huzuruna çıkarırlar. Evet. Bakın yani insanlar arasında ayrım yok. Alır götürür. Peki padişaha söylediğinde padişah nedir? Normalde içinden belki geçirmiştir. Sen kim oluyorsun da benim kızımı istiyorsun? Ama asla bunu o kişinin yüzüne demez. Onu rencide etmeden göndermeyi düşünür. Ne der? Ya veririm vermesine ama benim şartım var. Evet. Bakın ben şart geliyor. Yani yok demiyor. Sen kim oluyorsun da benim kızımı istiyorsun? Yok. Şartını ileriye sürüyor. Ve şartını söylüyor. Yani şart da nedir içinden geçen? Yani ben buna yapamayacağım bir şey ileriye sürerim. Belki bu da bizim düğün geleneklerindeki başlıklar gibidir. İşte o da yapamaz. Kendi isteğiyle çekilmiş olur. Ya bu düşünceyle söyler bunu. Ve şartı gider. Anası Keloğlan'a söyler. Oğlum ben demedim mi sana verme? Sen bunu nasıl yapacaksın bu şartı? Orasına karışma der ve bakarsınız masalın sonunda zaten hani Keloğlan'da o özellik vardır. Nedir? İstenilen şartları olağanüstü güçlerin yardımıyla, aklını, bilgisini de kullanarak başarır. Ve şartı yerine getirdikten sonra da padişah ya ben denemek için vermişim, söylemiştim ben size veremem demez. Madem şartı yerine getirdi o zaman kız senin der ve o yüzden padişahın kızı Keloğlan'la evlenir. Hatta evliliklerde de dikkat edin öyle birebir işte benim oğluma, benim kızıma falancanın kızı, falancanın oğlu yakışır, bunun da evlensin diye bir şey yoktur. Hep sınavlar vardır. Kim bilirse, burada akıl, bilgi sınavı vardır. Kim yaparsa, beceri sınavı vardır. Kim yenerse, güç sınavı vardır. Yani bunun gibi yani belli şeyleri de onu da genellikle yapan hiç akla gelmeyen sıradan bir kahraman gibi görünen biridir. Ve ondan sonra itiraz olmaz. Onunla evlilik olur. Yani bu da sembolik anlamlardır. Evet. Mesela çevreci gözüyle hiç masallara baktınız mı bilmiyorum. Ben bir çalışma yaptım masallarda çevre bilinci diye. Yani bir ekolojik folklor dedikleri. Ekolojik, evet, evet. Öyle bir çalışma var sanırım. Hani ben görmedim ama gençler yapıyorlar. Mesela masalların ekolojik açıdan da çok önemli olduğunu görüyoruz. Ve karşıdakine önerisi, yani sen insanlara da, tabiata iyi davranırsan, tabiat da sana iyi davranır. Yine günümüze gelelim. Şimdi koronavirüs için ne diyorlar? Tabiata o kadar kötü davrandık. Küresel ısınma had safhada. Tabiat bizden intikamını alıyor. Ya o zaman masallarımız yalan değil. Masallarımızda biz bunun çok güzel örneklerini görüyoruz. Mesela padişahın oğlu yola çıkıyor. Giderken bir ağacın dibinde dinlenirken küçücük bir su çukuru. Oradan bir karınca geçmek istiyor. Geçemiyor. Ne yapıyor padişahın oğlu? İşte kılıcını koyuyor. Karınca onun üzerinden geçiyor. Şimdi karınca bu. Bazen üzerinden basar gideriz fark etmeyiz. Karınca geçip gitmiyor bu olaydan sonra. Dönüyor, teşekkür amaçlı bacağının birini veriyor. Bunu al diyor, darda kalınca birbirine sürt, ben gelir sana yardım ederim. Karınca nasıl yardım edecek demeyelim. Küçük biraz ilerler, evet. Karaya vurmuş bir balık görür. Balığı alıp işte o ne güzel kısmetime balık çıktı pişirip yiyeyim demez. Hani o da bir can düşüncesiyle ne yapar? Balığı alır tekrar suya atar. Balık yüzüp gitmez.
O da bıyığını verir veya yüzgecini verir. İşte bunu birbirine sürt, vakti geldiğinde darda kalın da ben sana yardım ederim. İşte Zümrüt Anka kuşunun yavrularını yılandan kurtarır, o tüyünü verir, darda kalınca kurtarayım der. Yani burada hep hayvanlara nedir, iyi davranma var ve hiçbiri karşılıksız gelmiyor, kalmıyor. Yani sonrasında bakıyorsunuz duruma göre, işte 7 kat yerin altından çıkacağı zaman Zümrüt Anka kahramanı sırtında çıkarıyor. Evet. İşte denize düşen olağanüstü bir objeyi balık çıkarıp veriyor. Evet. Birbirine karışmış tahılları bir gecede ayırmak zorunda kalınca karıncalar gelip yardım ediyor. Veya o gidip de dönülmeyen yolda işte ne vardır, birin işte çeşme var, içinden kan akan, irin akan çeşme var. Kahramana işte olağanüstü bir güç diyor ki oradan, onlardan iç, ne güzel suymuş de. İşte etraf, ileride dikenleri göreceksin, dikenleri okşa, ne güzel çiçekmiş de. Devam et diyor. Kahraman bunu yapıyor. Meğer onlar büyülüyormuş. Sonra işte oradaki kötü kahraman işte çeşme bunu tut dediğinde diyor ki yıllardır benim burada yüzüme bakan yoktu. Bu geldi beni içti ve ne güzel suymuş dedi. Dikenlere siz işte bunu parçalayın diyor. Yıllarca bizim yüzümüze kimse bakmıyordu. Bu geldi bize çiçek diye sevdi. Yani bunlar hep nedir? Sembolik anlamda tabiata. Yani tabiatta her varlığın bir görevi vardır. Birincisi bunu bileceğiz. İkincisi onlara da hani yerinde uygun bir şekilde davranacağız. Hor görmeyeceğiz. Yani tabiatı korursak tabiatta bizi korur düşüncesi var. Evet. Yani iyi kalpli insanın ödüllendirilmesi, kötü niyetli insanın yine cezalandırılması masallarımızda çok güzel örneklerle yer alır. Mesela bir masalımızda Öksüz Kız masalı, benim derlediğim masallardan biri bu da. İşte çeşmeden su alırken testiyi kırıyor. Üvey anneden korktuğu için bayılıyor korkudan ve kendini olağanüstü bir bahçede buluyor. Bahçede gezerken işte bir elma ağacı, elmaları dökülmüş. Ve işte güzel kız, bu elmalarımı toplar mısın? Kimse toplamadı, ayak altında kaldı diyor. Kız hepsini topluyor, bir kenara koyuyor. Biraz ileriye gidiyor, bir fırın, ekmekleri işte yanmak üzere. Fırın dile geliyor, ekmeklerimi çıkarır mısın yanmak üzere diyor. Onu da çıkarıp bir tarafa koyuyor. Sonra bir ihtiyarın kulübesine denk geliyor. Yaşlı bir kadın var içinde. İşte ondan yardım istiyor. Yardımları kız yerine getiriyor. Sonra kadın diyor ki ben biraz uyuyacağım. Biraz sonra şu ırmaktan su akacak. Önce kara köpüklü, sonra ak köpüklü. Ak köpüklü su akarken beni uyandır diyor. Zaten ak ve karanın da burada sembolik renkler olduğunu biliyoruz. Ve ak köpüklü suda kızı yıkıyor. Kız dünya güzel olarak dönüyor. Eve gidince üvey kız kardeşi kıskanıyor. Sen nasıl böyle güzel oldun diyor. Kız iyi niyetli başından geçenleri anlatıyor. Böyle böyle oldu diyor. İşte o da aynı şekilde kendinden geçip o olağanüstü bahçeye gidiyor. Ama elma, işte meyvelerimi topla deyince benim ellerim incinir. Ben senin elmalarını toplayamam diyor. İşte fırın dile gelip ekmeğimi çıkar deyince benim ellerim yanar, ben sana yardım edemem. İhtiyar yardım isteyince yine ona da yapmayınca bu defa koca oradaki nine ne diyor? Biraz sonra kara köpüklü su akacak, o zaman beni uyandır diyor. Bakın iyiye ak köpüklü su, kötüye kara köpüklü su ve kara köpüklü suda yıkayıp iyice çirkin olarak gönderiyor. Böylece insan iyi niyetli ve kötü niyetli oluşunun cezasını kendi yaptıklarıyla çekmiş oluyor. Yani bu bütün insanlara, bütün insanlığa bence mesajdır. Evet. Çok zamanımız herhalde zamanımız var hocam. Hiç problem evet. Tabii aynı şeyi sözünüzü unutmayayım. Konu açılmışken tabii. Formelleri de biz hani sembolik açıdan değerlendirebiliriz. Evet. Mesela genellikle formeller için söylenen, yani birçok arkadaşımız da bunu söylüyor. Biliyorsunuz formeller masallara mahsus değildir. Evet. Onlar kalıp ifadelerdir. İyi bir anlatıcı, usta bir anlatıcı bu formellerin nerede nasıl kullanacağını bildiği için nedir? Uygun olan yerlere seçer. Zaten formelin tanımı nedir? Masalların belirli yerlerinde belirli görevler için kullanılan kalıplaşmış ifadelerdir. Evet. O yüzden masalın başında, içerisinde ve sonunda kullanılan formeller vardır. Şimdi bunlar hani sadece insanları masal dünyasına götürmek, masala hazırlamak için
söylenen formeller midir? Bugüne kadar birçok tanımda bunlar söylendi. Ben bunu kabul etmiyorum. Yani hep kafamda bu soru işaretiydi. Hatta bir öğrencime de yüksek lisans tezi yaptırdım. Sonra ben de bir makale hazırladım bu konuda. Aslında bunlar hani Kur'an-ı Kerim'de bazı surelerin başında anlamı çözülemeyen harfler vardır. Elif, Lam, Mim, Yasin, Taha gibi. Ve derler ki tefsirciler, bunların anlamı çözülememiştir. Bunlarda çok gizli ve derin anlamlar vardır. Ben formelleri de böyle düşünüyorum. Yani sembolik ve tasavvufi anlamları vardır. Yani bunlar belki ayrı bir konudur ama şöyle kısaca mesela bugüne kadar. Ya şimdi bir varmış bir yokmuş deyip geçiyoruz. Bunu genelde nedir? İşte masal, işte hayal mahsulü, varmış yokmuş. Yani gerçekle ilgisi olmadığını ifade etmek için söylenmiş gibi düşünüyorsunuz. Evet. Halbuki bir varmış bir yokmuş hayatın tamamıdır. Varlık ve yokluktur. Var olan her şeyin yok olacağı, yoklukta yeniden var olma. Yani sadece bir varmış bir yokmuş için bir saat konuşabiliriz biz. Varlık ve yokluk üzerine. Bununla başlıyor. Kafamda bir sürü şey yaktınız. Ya. Devamına gidelim. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'tan başka kimse yokmuş diye devam eder. Bana direkt bu söz mitolojiyi hatırlatıyor. Altayların yaratılış mitolojisi. Evvelce hiçbir şey yokken sadece Tanrı vardı. Aynen. Her yer sularla kaplıydı diye başlar. Yani bir varmış, bir yokmuş. İşte Allah'tan başka kimse yokmuş. Yani ta dünyanın başlangıcına gidiyoruz. Devamında çok söylemesi günahmış. Bu bütün masallarda yok ama bir kısmında var. Benim derlediklerimde de vardı bir kısmında. Şimdi hem masal anlatıyor hem de çok söylemesi günahmış diyor. Yani buradan neyi çıkarabiliriz? Bir, gerçekten Kutadgu Bilik'te de. Efendim? Mahfuz mu hocam? Çok söylemesi günahmış. Gizli ilimler. Leyf-i Mahfuz. Tabii. Yani o var. Hani bir söyleyeyim de... Şimdi uyandı da o yüzden. Hani söz gümüşse sükut altındır diye bir atasözümüz var. Nasrettin Hoca'nın Hindi fıkrasını sevgili gençlerimiz bir araştırsınlar. Aynı şeyin fıkra olarak anlatılması. Ve Kutadgu Bilik'te o kadar çok beyit var ki bununla ilgili. Hani nedir? Çok düşün, az konuş. Çok düşün, az konuş. İşte ona gönderme var. Çok söylemesi günahmış diyor. Veya bir formelimiz de içinde geçen, uzatmayalım kameti, kopartırız kıyameti. Yani çok konuşursak, gereksiz konuşursak kıyameti koparız. Yani gereksiz konuşma. Ama tabii şimdi şunu da düşünmek lazım. Hem böyle diyor hem de uzun uzun masal anlatıyor. O zaman masallarımız boş şeyler değil. Sıradan şeyler değil. Yani bunun gibi hepsini anlatmam mümkün değil. İşte az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, altı ay bir yüz gitmiş. Sonra bir de dönüp bakmış ki bir arpa boyu yol. Bu da İşte kahramanın erginleşme süreci, o bir arpa boyu yolu lütfen küçümsemeyelim. Yani çok derin şeyler var. Yani o erginleşme sürecinde yaşanan olaylar, çekilen çileler, acılar, işte az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş diye devam ediyor. Ve orada bir sayı var. 6 ay 1 güz. Evet. 6 aya bir güzü eklersek 9 ay. Anne karnında bir çocuğun oluşumudur. Evet. Yani o arpa boyu işte bir çocuğun oluşumu değil mi? Doğru hocam. Yani, ben vallahi... Hocam yani şu an gerçekten yeniden hani doktora konusunda masal çalıştım filan tamam. Hiçbir zaman tabii şunu demeyin. Ya tamam ben masal hakkında her şeyi biliyorum. Bunu hiçbir konuda söylemem kesinlikle ama en azından kendimi masallarla ilgili ufak da olsa bilgi sahibi bir insan olarak görüyordum. Ama şu an yani hiçbir şey öğrenmediğimi. Yok gerçekten hocam 6 ay bir göz. 9 ay. 9 ay yapıyor. Hiç düşünmedim mesela 6 ay, 1 gün, 3 ay doğru. Güz 9 ay yapıyor. Evet. Ben şöyle yorumluyordum. Hani az gittim, uz gittim. Hani geriye baktım işte hani bir arpa boyu yol gitmişim. Hiçbir şey yapamamış. Bu insanın yaşamı hani çocukluktan doğdum, yaşlandım. Hani diyoruz ya hayatta da arkama baktım hiçbir şey yapmamış. Zaman o kadar hızlı. Öyle de düşünebiliriz. Hı-hı. Öyle. Yani onu da düşünebiliriz. Ama hani burada bir arpa boyunun aslında bir merhale, tasavvuftaki bir kademe olarak da düşünebilirsiniz. O çile çekmeden sonraki bir kademeyi de bu arpa boyunda düşünebiliriz. Hı-hı. Yani bunun gibi birçok örnek var. Mesela
masalın sonunda da hani onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine diyoruz. Onu bilirsiniz. Hani kerevet nedir? Tahtınadır. Hani biliyorsunuz iyiler mükafatlandırılır burada, kötüler cezalandırılır. Ve sonuç bir dua ile biter veya bir paylaşımla biter. Hadi onunla elmayla bitirelim bu kısmı da. Yani hepsini anlatmıyorum size. Hani gökten üç elma düştü, biri sana, biri bana, biri anlatana. Evet. Deriz. Buradaki elma nedir? Sembolik anlamını hiç düşündünüz mü? Elma, yani hani tarih, şans, onlar hocam. İşte öyle öyle değil sevgili İbrahim Bey. şimdi öyle elma ile ilgili. Şimdi evet, halk hikayelerinde elma yiyerek çocuk sahibi olmadan bahsederken bir öğrencim neden elma demişti. Ben de sizin gibi bir cevaplar verdim ama sonra kendi kendime yok dedim. Kendi kendini kandırma. Hadi öğrenciyi atlatabilirsin ama kendini atlatamazsın. Onun üzerine ben çalışmaya başladım ve elma üzerine iki çalışmam var. Biri Türk halk kültüründe elma. İnternette bulabilirsiniz. Biri de ölümsüzlük ilacı olarak elma. O zaman araştırdım ki elma ile ilgili kitap hazırlanması lazım. O kadar derin anlamları, sembolik anlamları var ki. Buradaki elmadan kasıt da yani direkt söylemeden önce bir şeyi anlatayım. Mesela Alevi topluluklarında cem ayinlerinde kurban kesilmesi önerilir. Ama şöyle bir açıklama yapılıyor orada. Deniliyor ki eğer kurbana gücü yetmiyorsa kişinin kurban yerine onlar horoza Cebrail diyor. Cebrail kesebilir. Ona da gücü yetmiyorsa bir elma kesebilir. Ve biz eski Türk inancına gidiyoruz. Alevi inancı ile eski Türk inancı arasında da çok benzerlikler var bu arada. İslamiyet öncesi döneme gittiğimizde kurbanların çeşitli olduğunu görüyoruz. Yani geçim kaynaklarına göre Tanrı'ya kurbanlar sunuluyor. At da veriliyor, kurban olarak sunuluyor. Koyun keçi de sunuluyor. Ama bakıyorsunuz bir de geçim kaynağına göre işte çiftçilikle uğraşıyorsa tahıllardan, ziraatla uğraşıyorsa meyvesinden vesaire onlardan da veriyor. İşte buradaki elma bir nevi kurban. Kurban. Şimdi kurban ne zaman sunulur? Üzerindeki nazar, hani güzelliği yaşarsın, bütün gözler üzerindedir. Bir nevi Allah'a şükürdür. Kötülükleri, kem gözleri üzerinden atmak içindir. O yüzden hani masalın sonu mutlu biter dedik. Ya tahta geçer, ya evlenir, ya zengin olur. Ondan sonra ne diyor? Biri sana, biri bana. Yani siz de bu olay güzellikleri yaşayın. Sizin için de başınıza, hani sizin için de kurbanlar sunulsun. Yani bir nevi dua, güzellikler yaşayın anlamında. Yani biz çıkalım kerevetine ile aslında buradaki aynı güzelliği yaşa, senin için de kurban sunulsun. Aynı şey darısı başına sözünde de vardır. Evet. Darısı başına. Ne demek? İşte aynı şey Mısır da bir nevi işte kansız kurbanlardan. Hani çocukların dişi çıktığında diş hediye yapılır. Yani işte ama niye orada mısır vardır? Niye işte şey sebebini bilemeyiz? Niye darısı başına deriz? Mısır da hani kurban gibi sepildiği için hani güzel bir şeyde gözün aydın diyorsun. Teşekkür ederim darısı senin başına. Yani evet. Sen de bu güzelliği yaşa, senin için de kurban sunulsun. Başına kurban sepilsin. Saçılar da, düğünlerdeki saçılar da kurbandır. Evet. Evet, nereden ne? Masallar uzaklaştık mı? Tekrar masala gelelim o zaman. Gelelim buyurun. Hocam. Yine küçük bir elma ile ilgili benim hayatımda önemli bir yer var. Yine doktora tezimi yazarken herhalde evet. masal okumaktan, masalla uğraşmaktan mıdır bilmiyorum. Bilinçaltıma kaydettim. Yeni evlenmiştik eşimle. Evet. Ondan sonra rüyamda bir gece Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin türbesine gitmişim. Burada tabii artık herkes bilecek bu hikayeyi. türbesine gitmiştim. Orada ben kasa kasa elmalar almışım. Türbenin içinde geziyorum ama daha önce hiç hayatımda gitmedim hocam türbeye. Evet. Kasa kasa elmalar almışım. Her gelene elma dağıtıyorum. Çocuklara vesaire. Böyle herkese dağıtıyorum ve türbenin içinde de geziyorum. Tabii ertesi sabah oldu. Uyandım. Direkt hani Hacı Bektaş Veli Türbesi uyanır uyanmaz yazdım Google'a, baktım. Yani rüyamdakiyle o kadar benzer ki. Yani hani evet. Bunu anlamak zor. Bilmiyorum. Hiç gitmedim, evet. Görmedim. Belki belgesellerden mi izledim bilmiyorum ama yani hani özel bir şey de yok. Evet. Belki elmayı... isabetli bir evlilik yapmışsınız. Ben yorumunu yapayım. Çünkü elma kutsaldır. Mesela kutsaldır. Şeyde de bade içmede de elma yiyerek hani biliyorsunuz bade içme semboliktir. İlla orada bir şey içme değil. Bir şeyden etkilenmedir. Evet.
elma, yanlış hatırlamıyorsam Posoflu Zülali elma yiyerek aşıklığa başlamıştır. Sonuçta hani evlilikte de damat gelinin başına elma atar. Elma atar. Onu Doğu Anadolu'da olan bir şeydir ve şey de yani geleneğe göre de atılan elmanın gelinin başına parçalanması istenir. Ben derste anlatırken bir öğrencim dedi ki hocam dedem babaannemin başına atmış, babaannem bayılmış. Tabii ki elmayı atıp da başında paralarsan bayılır. O yüzden damatlar yeni geline kıyamadığı için elmayı önceden bıçakla hafif dilimliyorlarmış birbirinden ayrılmayacak şekilde. Böyle daha gelinin başına giderken dağılıyor. Mesela o elmayı çocuklar kapıyor. Hemen gelinin başına atılınca elmayı kapıyorlar. Bunu ya damada bahşiş karşılığında veriyorlar ve tekrar damat gelinle beraber mutluluğun, işte çoğalmanın, saadetin sembolü olarak o elmayı yiyorlar. Ya da çocuğu olmayan bir kadına yine bahşiş karşılığında veriyor. Mesela bu elmayı yiyen çocuğu olmayan bir kadının da çocuğun olacağına inanılır. Evet. O yüzden ben de, yani hayatımızın her aşamasında, halk hikayelerinde de biliyorsunuz elma yiyerek çocuk sahibi olma vardır. Doğumdan ölüme hayatımızın her aşamasında vardır. İşte masallarımızdaki o elma da önemli. Bir nevi mutlu sonla bitip işte kurban kesilmesi gibi düşünebiliriz. Yani evet, gökten zaten geliyor. Yani o da ilahi yanını, ulvi yanını gösteriyor. Ben de o zamanlar şey demiştim işte şimdi konuşurken elma hep çocuk, yani yeni bir neslin doğacağını temsil eder, simgeliyor. Evet. Üretkenliği de sembolize ediyor. Masallarda, halk hikayelerinde dedim ki herhalde dedim yani çocuğumuz olacak. Çok geçmedi, bir hafta sonra çocuğumuzun olacağı haberini aldım. Evet. O zaman da niyetlendim hani işte gideceğim Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin türbesine, işte elma dağıtacağım ama çocuğum 5 yaşına geldi. Maalesef bir türlü gidemedim. O zaman çocukla beraber gidin. Evet, inşallah. Hatta orada olips taşlarından elmalar da yapılıyor. O elmadan da alın bir tane. Tamam hocam, inşallah. Güzel, çocukla böyle beraber. Elmayla ilgili anım var hayatımda. Önemli bir yer. Evet. Evet, hayır olsun. Demek ki o gün salih bir rüya görmüşsünüz. Hayır olsun diyelim yine. Hep hayırlı bir evlat olur inşallah. İnşallah. Bütün çocuklarımız, bütün gençlerimiz öyle hocam. Tabii anlattığınız örneklerde biz masallarda şunu gördük. Bir, mesela masallarda sınıf farklılığı yok. Herkese eşit muamele ediliyor. İkincisi, nezaket var. Bugün aslında kaybettiğimiz pek çok değeri didaktik olarak da bize aktarıyor. Nezaket var, hoşgörü var. Yani padişah da olsanız kapınıza ya da karşınıza çıkan bir karınca, bir fakir bir insan ya da başka bir varlık, doğada bir ağaç, bir balık fark etmiyor. Padişahın oğlu da olsanız bunlara saygı duyacaksınız. Nezaket göstereceksiniz. Hoşgörü var yine diğer taraftan. Ve günümüzde değer vermek var. Vefa örneği var en önemlisi yine. Vefa gösteriyor. Yapılan bir iyiliğe ya da size gösterilen bir saygıya karşı vefa, büyüğe vefa, küçüğe sevgi. Bütün bunlar aktarılıyor yine. Ekolojik bilgi var, doğaya karşı nasıl davranmamız gerektiği, tıpkı şamanik dönemlerden, şamanizmden ya da gök tanrı inançlarından aktarılan unsurlar olarak da bakabiliriz bunlara. Bütün bunların hepsi mevcut ve içerisinde de gizli farklı ilimler var. İşte hani biraz önce dedik, giriş formallerinde farklı işte. Sadece bir elma üzerine bile bir saat belki konuşabiliriz şu an. Yani. Yani derin derya. Mesela bahsetmedim. En önemli şeylerden biri de mesela kadın erkek ayrımı. Maalesef hani bugün artık kalktı diyoruz. Şükür. Hani cinsiyet açısından birçok meslekte ayrım yapılmıyor. Evet. Ama yani maalesef bu hala devam ediyor. Yani mış gibi görünüyor ama genelde toplumun kadına ve erkeğe bakışı bazı yerlerde farklı. Mesela ben ilk üniversiteye gireceğimde bir meslektaşımızın yüzüme karşı ben bayanların üniversiteye girmesine karşıyım dediğini biliyorum. Yüzüme dedi. O zaman kimse yoktu. Pervin Çapan Hanım var şu anda Muğla Üniversitesi'nde. O benden önce girmişti. Ama o zaman o da daha girmemişti. Ben öğrenciyken duymuştu bu hoca benim buraya geleceğimi. Yüzüme karşı dedi. Ben bayanlara karşıyım dedi. Ve gittiğim birçok toplantı. Yani hocalarımız bayan olanlar var ama benden sonra biraz arttı. Yani daha öncesinde daha azdı. Mesela bunun en güzel örneğini kadının erkeğin ayrım yapılmadığını, maharetin kadın veya erkek diye ayırt etmedi değil, yaptığı işte olduğunun cevabını ben masalda gördüm.
Akıllı. Açıklaması. Evet. Bir masalımız var. Yani adı biraz kötü. İşte hani mesela 6 kız, 7 kız, 9 kız babası diye de anlatılır ama işte affedersin 9 kancık babası diye de anlatılıyor. Burada da hani yine bakın anlatanın bile kadına bakışını gösteriyor bu ifadeyle. Mesela orada 2 kardeş var. Birinin 6 kızı, diğerinin 6 oğlu oluyor. Ve oğlu olan, hani bugün hala kullanılan bir ifade olduğu için söylüyorum, işte erkek adamın erkek oğlu, erkek çocuğu olur, işte sen de erkek misin diye kendi kardeşine hava atıyor. Ve baba, kızı olan baba, ne zaman dışarı çıksa, kahveye gitse üzülerek geliyor. Çocuklar büyümüş artık. Bu küçük kızın dikkatini çekiyor. Diyor ki baba sen niye dışarı çıkınca üzgün dönüyorsun? Sebep ne? Sana birileri bir şey mi diyor? Bunun üzerine babanın söylediği, ya kızım işte amcan her gün işte bana bu lafı söylüyor. Şimdi kızın cevabı şu. Babacığım, maharet kız veya erkek olmakta değil. Maharet, bir işi becermektedir. İnsan olmak bir şey yapmaktır. İnsanlığa faydalı veya işte adamca bir şey yapmaktır, bir şeyi becermektir. Madem amcam oğullarına güveniyor, seçsin birini. Sen de bizden birini seç ama ben gönüllüyüm, sen beni gönder diyor. Tabii hedef belirleniyor. Masaldaki hedef masal dünyası içerisinde işte padişahın altın kalpağını kim getirecek? Ve ikisi birlikte çıkıyorlar. Biliyorsunuz yol ayrımları vardır. Belli Evet. bir yol ayrımında işte biri bir yoldan gidiyor, biri bir Tabii. yoldan gidiyor. Tamamını anlatmayacağım. Sonuçta kız aklını, becerisini, maharetini kullanarak padişahın altın kalpağını getiriyor. Amcasının oğlu da işte heybesinde kurbağalarla dönüyor diye anlatıyor. Biraz da mizahi bir hava veriliyor. Yani sonra bahis de şu, bakın bu da önemli. Diğeri köyü terk edecek. Yani bir nevi göç destanında şey var. Yani ceza ağır. Ve Gönderdi. amcası oğullarını alıp o köyü terk ediyor sonrasında. Yani burada tam masalın gelişmesinden ziyade ifade. Yani maharet kız veya erkek olmada değil, nededir? Akılda değil. Yapılan iştedir. Ha bunun dışında kadının üstünlüğünü, erkeğin üstünlüğünü gösteren birçok masal var. Yani bu da önemli. Yani özellikle bu masalı ben o yüzden çok severim. Yani ben kendim de herhalde yaşadığım için, yani benim bayan olduğuma, kız olduğuma bakmayın, benim yaptığım işe bakın. Yani her zaman veya başka biri için hep bunu söylediğim için bu masal beni anlatıyor biraz da herhalde. Maharet yaptığın iştedir. Misafirperverlik çok güzel bir şekilde anlatılır. Demokrasiyi görürsünüz. Yani padişahın yerine büyük oğlan geçmez hiçbir zaman. Yine padişahın sınavı vardır biliyorsunuz. Yani işte oğullarını sınar. Kim bunu yaparsa, damatları eğer oğlu yok da 3 damadı varsa, yine işte şunu kim yaparsa genellikle en küçük oğlan becerir veya en küçük kızın eşi yapar o işi ve o geçer. Yani en büyük oğlan geçmez. Bunlar da Aslında masal liyakati de içinde. görüyoruz masallarda. Liyakat. Tabii, hepsi var. Hani İgnaz Kunoş masalları tanımlarken diyor ya, bir milletin ayini Evet, devranıdır. aynasıdır. Yani yaşadığı döneminin aynasıdır. Biliyorsun devran hem hani dönemdir hem de hani zaman, yaşanan Tarih. zamandır. Evet. Yani yaşandığı zamanın aynasıdır. Ve o yaşanan zaman içerisinde bölgeyle ilgili ahlaki, dini, sosyolojik, psikolojik, felsefi, ekolojik her şeyi bulabilirsiniz. Yeter ki görmesini bilelim. Yeter ki bu masalları bu şekilde çözümlemeyi bilelim. Onun için ben Pertemnay Boratam'ın tanımını beğenmiyorum. Karşı çıkıyorum ona. Hani diyor ya dinsel, büyüsel işlevlerden uzak, Nesille tamamen hayal mahsulüdür, sonra. hiçbir şey. Yani orada doğru olan hiçbir şey yok bana göre. Ki Borat biliyorsunuz masal üzerine önemli çalışmalar yapmıştır. Belki de garibim daha ilk masala girerken böyle bir tanım yaptı ama yayınlandığı için bir daha kaldıramadı. Bizim de dilimize düştü bu haliyle. Nesille söylenmiş. Evet, günlük işlerden arındırılmış. Dediğiniz gibi dinlik ve büyülük. Evet. Var. Masallarda. Dini konular da var. Yani hem İslami, mesela Türk masallarında İslami şamanist unsurlar da var. Ha, geleneklerden uzak diyor değil mi? Hani tam Evet. şimdi cümleleri hatırlayamadım. Olur mu? Her türlü geleneği bulabiliyoruz biz masallarda. Yani doğumdan ölüme her türlü gelenek unsurlarını biz bulabiliyoruz. Anlatıcı yani çok güzel aksettiriyor. Farkında olmadan üstelik. Yani yapay bir şekilde değil. Yani o yüzden Rus masal araştırıcısı Marx Avadovski'nin bir sözü var. Her masal anlatıcısı anlattığı masala kendi bölgesinin mührünü vurur diye. Yani Evet. burada masal anlatısı hem psikolojik olarak kendi dünyasını aksettirir,
hem de bölgenin birçok kültürel unsurlarını, inancını, değer yargılarını hepsini aksettirir. Hani çeşit çeşit fala bakmalar var. Ben de bir masal anlatıcısının halini anlattığı masallardan çıkarabilirim. Psikolojisini çıkarabilirim. Yani birkaç masal, 5-6 tane masalını okursam o anlatıcının psikolojisini çok rahat bir şekilde çıkarabilirim. Nasıl romancı masala kendi dünyasını aksettiriyorsa, şair kendi dünyasını aksettiriyorsa, masal anlatıcısı da masala kendi dünyasını aksettiriyor. Evet hocam. Şimdi Boretov'a gelmişken orada dediniz ki pek çok şey hani doğru değil. İşte nesirle söylenmiş, hani dinlik ve büyülük inanışlardan, evet, törenlerden bağımsız diye gidiyor. Sonra hayal ürünü gerçekle ilgisiz, tamamıyla anlattıklarında inandırma iddiası olmayan diye devam ediyordu yanında. O kadar zaten. Ha, evet. Nesirle gerçek, söylenmiş diyor. Gerçek mi, evet, hayal mahsulü mü? Bu konuya biraz değinebilir miyiz hocam? Yani evet. Hayal mahsulü değil mi masal hocam? Evet, önce Boratov'a haksızlık yapmayalım. Mesela buradaki hani dinleyiciyi inandırmak gibi, öyle miydi? Evet, evet, dinleyiciye inandırma iddiası olmayan. Burası doğru, burası doğru. Belki anlatan inanır ama yani illa bu böyle oldu demez. Masal bu ya diye devam eder zaten. Gerçekle ilgisiz. Ama yani inanmak zorunda değilsiniz mesajını orada verir. Ama öbür taraftan bakarsak, yani ben başta dedim ya, gerçek hayatın sembollerle anlatımıdır masallar. Bana göre, ha ben de tanımımda hayal mahsulü demişim. Ve şu anda tekrar tanım yapsam onu kaldırırım. Gerçek hayatla tamamen ilgili olan derim. Gerçekten de öyle. Bunu belki bir örnekle açıklarsak. Şimdi hayaller önemlidir sevgili İbrahim Bey. Biz bir şey yapacaksak önce biliyorsunuz hayalini kurarız. Evet. Değil mi? Evet. Sonrasında da gerçekleştirmeye çalışırız. O yüzden hani ne olursa olsun, yani ben hayalperest insanları severim. Hayal kuran, mesela çocuk küçük işte diyor ki ben diyor büyüyünce şunu olacağım. O kadar hoşuma gidiyor ki güzel bir meslek, büyük bir şey söylüyorsa, hep öğrencilere derim sizin hedefiniz neyse başarınız o orandadır. Yani o yüzden bizim büyüklerimiz kızıl elmayı hedef göstermiş. Yani aslında hepimizin birer kızıl elması vardır. Yani onu illa turancılık olarak düşünmemek lazım. Nedir? En yüksek noktadaki hedeftir kızıl elma. Yani ulaşabilmesi en uzak olan şeydir. Ve hedefimiz ne kadar yüksekteyse başarımız o oranda olur. İşte hayaller önemlidir. Masallar. Şöyle düşünebiliriz. Hani geçmişten günümüze anlatılarak geliyor sözlü kültür ortamında. Temeli çok eskilere dayanıyor. O zaman bu nedir? Bizim atalarımızın hayalleridir. Değil mi? Evet. Ve masal dünyası içerisinde baktığımızda bunların hepsinin hayal ürünü olduğunu görüyoruz ve böyle tanımlıyoruz. Halbuki işte az önceki söylediklerimde sembolik anlamda yorumladığımızda hepsinin gerçek hayatla yakından ilgisi var. İşte her şeyden önce nedir? Atalarımızın yine atasözüyle belirttiği, emeksiz yemek olmaz. Yani bir şey öyle yan gelip yatarak elde edemezsin. Çalışacaksın, çabalayacaksın, sonra kazanacaksın. Masalların hepsinde anlatılan budur. Yani erginleşme sürecini tamamladıktan sonra insan ikamil olacaksın, bir. İkincisi, mesela orada olağanüstü objeler, sihirli objeler var. Nedir? İşte sihirli ayna. Aynanın yüzünü ovuyor, bana falancayı göster diyor. Gösteriyor. Şimdi bilgisayar sihirli ayna değil mi? Şimdi beni size göstermiyor mu? Evet. İşte masaldaki sihirli ayna arkadaşlar. İşte görüntü... Doğru, kilometreler. Hani şu anda biz masal çağını yaşıyoruz. Masal çağını yaşıyoruz. Ve benim kitabımda var bazı yerlerde masallar ne zaman anlatılır? İşte teknolojinin gelişmediği dönemlerde güzel zamanı güzel geçirmek için. Şimdi bakın, o zaman masal, yani teknoloji yok, masalla vakit geçiriyoruz. Şimdi teknolojide masal anlatıyoruz. Ne kadar çok bir mehale kat ettiğimizi görün. Ha, bunun benzerleri var. Nedir? İşte sihirli bir sözle açıl susam açıl diyor. Bir anda kapı açılıyor. Ben hala alışveriş merkezine girerken o işte fotoseller kapıları, şeyleri, döner kapıları görünce açıl susam açıl diyorum. O da açılıyor. Ben de kendimi masal kahramanı gibi hissediyorum orada. Yani burada işte artık gerçekleşmiş veya bugünkü otomatik şeylerin, eşyaların hepsi aslında masallardaki sihirli objelerdir. Koca karı halısına
biniyor veya küpe biniyor, uçalım uç diyor. Şimdi ne? Uçağa biniyoruz, uçuyoruz veya helikoptere binip uçuyoruz. Veya işte açıl sofram açıl, türlü yemekler saçıl diyor, yemek saçılıyor. Şimdi ne yapıyoruz? İşte parayı atıyoruz, jetonu atıyoruz, yemek alıyoruz. Yahut işte çamaşır makinesine çamaşırları dolduruyoruz, düğmeye basıyoruz. İşte yıka makinem yıka demiyoruz da düğmeye basıyoruz. Yani bunlar da aslında atalarımızın hayallerinin günümüzde gerçekleştiğini gösteriyor ki bu anlamda aslında orada anlatılan her şey gerçektir. Ama masal dünyası içerisinde masal diliyle anlatıldığı için biz hala bunu hayal mahsulü görüyoruz. Mesela diyor ki padişah hasta, iyileşmesi için ne lazım? Devler ülkesinde 40 devin beklediği ağacın yaprağı veya 40 devin beklediği işte su gözesinden bir şişe su alıp getirirsen veya padişahın atının ayak değmediği yerden toprak bulup getirirsen. Şimdi bunlar tabii olağanüstü. Yani gidip de devler ülkesine gidip de o 40 devin beklediği yerden ağacın yaprağını suyu almak çok zor. Padişahın atın ayak basmadığı yer denizin altı. Oradan toprak çıkarmak kumun altından zor. Bu masal dünyası içerisinde anlatılıyor ama bu olağanüstülükleri sıyırıp da geriye gelen kalan ne var? Toprağı, suyu, yaprağı düşündüğümüzde bugün bunlar alternatif tıpta halk hekimliğinde kullanılmıyor mu? Veya denizde, deryada bir tane olan balık diyor. Balığı kullanmıyor muyuz? Yani bunların hepsi, o yüzden örnekleri çoğaltabiliriz. Yani bu şekliyle hayatımızın içinde bugün gerçekleşen unsurlardır masaldaki yaşananlar. Evet hocam. Denizin altı demişken orada da aslında yine hava, su, toprak, tabii bunlar çok işleniyor. Anasır-ı erbaye, yani dört unsura temelde bizi oraya da götürüyor. Diğer taraftan denizin altındaki işte toprağı ya da denizdeki şunu al dediği zaman yine Altay Yaratılış mitindeki o Erli'yi, Umay'ın Bayülge'nin göndermesi, toprak aldırması aslında bir simgesel anlamda okuduğumuz zaman çok doğru farklı yerlere de gidiyoruz hocam. Tabii. Yani orada biliyorsunuz mitolojide yaratılmayan iki şey var. Biri su, diğeri toprak. Ve her şey topraktan yaratılıyor. Evet. Yani orada da işte denizin dibinden yine deniz gibi mitolojik bir unsuru görüyoruz orada da. Evet hocam. Evet. Hocam, bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederim. Ama ben yetinmedim bu programla. İkinci bir programı rica ediyorum. Bunda da sadece masallarda simgesel anlamları konuşalım. İnşallah, inşallah uygun zamanda ama öğrencilerimiz lütfen illaki masal okusunlar. Okumadan bu benim söylediklerimi ezberlemeye çalışırlarsa havada kalır, hiçbir anlamı olmaz. Bir süre sonra da unuturlar ama okurlarsa bu hocanın dediğini ben falan yerde gördüm diyecekler ve yerine oturacak. Yani masal okurlarsa yerine oturur. Hocam, genelde masal konuşurken hep soruyorum programın sonunda. Sizin masalınız var mı? Yani sizi tanımlayan masal hangisi? Beni tanımlayan masal. Yani o kadar geniş bir soru ki bu. Cevabı tek değil, yerine göre değişiyor. Az önce ne dedim? Yani bir kadın erkek ayrımı olduğunda benim en çok sevdiğim o altı kızlı babayı anlatan masal. Ama benim ilk makalem ne biliyor musunuz? Daha akademik hayata geçmeden öğrenciyken yazdığım bir makale. Sabırlı kız masalı. Sabırlı kız. Rahmetli hocam sabır taşı masalı ama öyle anlatılmıştı. Adını ben anlatıcı öyle dediği için değiştirmedim. Bu şekliyle de bazen darda kalıp sıkılınca, üzülünce diyordu ki Esma, rahmetli hocam Ali Berat Bey bunu derdi. Zaten senin ilk makalenin adı sabırlı kız. Sabredeceksin, bunlar olacak. Yani hayatımız sabırla olacak bir şey. Sabır taşı olabilir. Ama bakıyorsunuz işte yerine göre ben demek ki öğrencilere muradına nail olmayan Dilber masalını çok örneklendiriyorum herhalde. Öğrencilerim de diyor ki hocam masal duyunca hemen o işte güldüğünde yanağında güller açılan, ağladığında gözlerinden inci mercan dökülen kızla sizi bütünleştiriyoruz. Bizim için muradına nail olmayan Dilber sizsiniz der. Evet. Yeğenim var sosyal medyada, beni takip edenler hep bilir, İlbilge. İlbilge'ye derseniz Esma teyzenin masalı nedir diye. Ona da başlangıçta hep o keçi yavrularıyla kurt masalı var ya, Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm. Ona da derseniz o da onu der. Yani yerine göre her masalın ayrı bir güzelliği var aslında. Ben keşfettim hocam sizin masalınızı. Tıpkı masal kahramanı gibi siz de hayatınızdaki ilk sınavı sabır taşıyla vermişsiniz hocam. Erginleşme olduğunda orada başlamış. Evet.
Bu simgeler önemli gerçekten. Hayatta hep neye başladıysak, yani onlar bizim için önemli. Yani karşımıza işte Hızır, Pir, Derviş birileri çıkıyor. Hepimizin bir hayatımızda yardımcı olan bir yardımcı karakter var. Hızır, akademik Evet, anlamda evet. bunu da ifade edebiliriz. Normal gündelik hayatta da öyle. Zorda Tabii kaldığımızda ki. bize yardım eden dostlarımız var. Bu anlamda evet, masallar Köse de var. Köse de var değil mi? Kötü tip, iki yüzlü Tabii, tipli. tabii hocam, onlar da var. Onlar olmadan olmaz zaten hocam. Yani hani akla karanın çatışması, iyi ile kötünün çatışmasında olduğu gibi Evet, törenlerde zaten. olduğu gibi günlük hayatta da, yani gerçek hayatta da, olağanüstü dünyanın haricinde de bunlar mevcut. Eğer onu Zaten zıtlıklar, evet evet. zıtlıklar hep olacak değil mi? Bir Evet, varmış bir tabii. yokmuştan başlayan. Evet. Mesela burada hemen yine çok zamanımız olmazsa bir masal aklıma geldi siz Estağfurullah hocam, getirdiniz. lütfen, lütfen. Azerbaycan'da anlatılan Lokman'la Şeygirdi diye bir masal var. Yani hoca ile öğrencisi diyelim. Bunlar bir başka bir yere, şehre giderler. Zaman sıkıntısı varsa kalabilir başka bir Yok zamana. hocam, hiçbir şey, zamanla Tamam. ilgili problemimiz yok. İsterseniz akşama kadar devam Tamam. Şimdi Lokman ile buradan Şakir'di diye. Doğru değil evet, mi? Tamam. Lokman'la Şakir'di. Tamam. Başka bir şehre giderler. Dolaşırken bakarlar ki her şeyin fiyatı aynı. Hani bin bir çeşit var ya bugün. Evet. Bütün fiyatlar aynı, ne alırsan. Alırsan 1 lira. Ha, Kalmadı orada da işte efendim. mı? Ne alırsan 1 lira. Evet. Artık Onun kalmadı. gibi. Hocam günümüzde ne alırsan 100 lira oldu. Artık yani işte enflasyona bağlı değişiyor Evet. bunlar. Orada bakıyorlar ki her şeyin fiyatı aynı ama tuz da diyelim ki 1 lira, ekmek de 1 lira, bal da 1 lira, tereyağı da 1 lira. Önce öğrencisinin çok hoşuna gidiyor. Diyor ki, aa burası çok güzelmiş diyor. Ne alırsan 1 lira işte. Ben diyor burada yaşayacağım. Ustası diyor ki, oğlum diyor bir yerde iyi ile kötünün farkı yoksa, fark edilmiyorsa burası başına iş getirir diyor. O yüzden burada yaşanmaz. Yok ben sevdim diyor. Hani daha o şimdi birinci aşamada olduğu için genç şakirt. O kalıyor, ustası gidiyor, hocası gidiyor. Ve gerçekten de sonrasında bir takım olaylar oluyor. Diyelim ki işte bir ölüme birisi sebep oluyor. İşte sebep olanı asacaklar. İşte savunması da diyor ki ben aslında şöyle bir şey oldu da ondan dolayı bunu yapmıştım. O zaman onu asalım, onu çağırır. O diyor işte ben şunun yüzünden, ben bunun yüzünden. Yani suçluyla asılacak kişi arasında dağlar kadar fark. Yani hiç alakası olmayan biri geliyor. Boynuna ip geçecek. Bu defa ilmek büyük geliyor. Asılamıyor. O zaman diyorlar işte bu boyda şeye, ilmeğe uygun bir adam bulalım, onu asalım. Ve Şakir geliyor. Onun boyu uygun. O zaman bunu asalım diyorlar. O sırada hocası geliyor. Bakın yani nereden nereye. Diyor, ben sana demedim mi? Bir yerde iyi ile kötünün farkı olmuyorsa orası tehlikelidir. Ve alıp götürüyor öğrencisini. O yüzden hani bazen bu öğrencilerim için de bazen bunu söylerim. Hani diyorlar ki hocam bize işte biraz notu bol verseniz ne olur? Yani 30 değil de 40, 40 değil de 50, 60, 70 ne olur? Cebinizden mi çıkıyor? Parayla mı çıkıyor? Hep onlara bu masalı söylerim. Yani herkese hak ettiğini vermek zorundayız. İyi de kötüyü ayırt edemezsek onun vebali de sonra bizim üzerimizde kalacaktır. O yüzden yani bu da önemli bu anlamda. Çok güzel bir noktaya da değindiniz hocam. Bizi finans Evet. dönemlerinde en çok karşılaştığımız problem. Not İşte sebep bu. problemi. İyi ile kötüyü ayırt etmek zorundayız. Çalışanla çalışmayanı. Yine zıtlık da var. Ayırt etmek zorundayız. Yani bizim görevimiz de o. Sonuçta yine hak, hukuk meselesi Ben söz sizden konusu. bir tane şey daha öğrendim. Hemen bitiyor. Bundan sonra bu masalı anlatacağım öğrencilerime. 5 puan, 10 puan. Tabii ki Çok güzel. önemli değil. Cebimizden çıkmıyor ama işte oradaki hak eden, çalışanla Çalışanın çalışmayan hakkı, arasında evet liyakat diyeceğiz. dediğimiz şeyi, evet hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Buradan da öğrencilerimize o zaman iki tane masal öneriyorum. Birincisi Esma Hocamın Sabır Taşı masalı. İkincisi de Lokman ile Şakir'di. İnternette muhtemelen bulursunuz. Bunları okuyalım. Katıldığınız için tekrar çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum hepinize, bütün izleyicilere, size hocam. Gökten üç Ben elma de. düşürürseniz hocam, programı öyle kapatalım isterseniz. Gelenek olsun Evet, da. ben Masallar de kutlu gibi. hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu internet ortamında değil, yüz yüze dedim. Ben öğrencileri gördüm mü aklım başımda gider. Bütün dertlerimi unuturum. İnşallah yüz yüze de karşılaşır bunları anlatırız. Sağlıklı günler diliyorum.
gökten düşen üç elma insanlığa düşsün. Hepimizin üzerine düşsün, insanlığa düşsün, sağlığa düşsün. yani kötülükleri yok edip güzelliklere, iyiliklere düşsün diyorum. Ve güzel günlerde, sağlıklı günlerde tekrar inşallah bir araya geliriz. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum size de. Ben teşekkür ederim hocam. Başka bir programda görüşmek dileğiyle esen kalınız.